Hıncal Uluç, Sabah En korkulan adam Ekrem İmamoğlu. Dün sabah gazetemin sayfalarını çevirirken yıllar önce izlediğim Akbaba'nın 3 günü filmi geldi aklıma. Daha doğrusu o filmdeki CIA departmanı. Başroldeki Robert Redford'un çalıştığı bu daire elemanlarının yaptığı tek iş okumaktı. Dünyanın her ülkesinde yayınlanan her ama her şeyi okumak. Gazete, dergi, roman, hikaye, bilimsel makaleler, ders kitaplarına varıncaya dek her şey dikkatle okunuyor ve satır aralarından o ülkeyle ilgili çok önemli sonuçlar çıkarılıyordu. Ne alakası var? Efendim şu, bu daire CIA'de gerçekten varsa ve bizde yayınlanan her şeyi okuyorsa hazırlayacağı raporda muhtemelen şöyle diyecek. Ülkeyi 17 yıldır yöneten AK Parti iktidarının en korktuğu, çekindiği insan İstanbul'un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Onun liderliğindeki muhalefetin iktidarı ele geçireceğine inanıyorlar. Neden? Çünkü iktidar sözcüleri, iktidara elimli gazeteciler ve yorumcular her ama her güne İmamoğlu'yla başlıyor, İmamoğlu'yla bitiriyorlar. Demek ondan fena halde korkuyorlar. İstanbul'da iktidarın en büyük silahı Binali Yıldırım'a 800 bin fark atan İmamoğlu'nun ülke genelinde de aynı başarıya ulaşmasını engellemek için her ama her gün ona saldıran haber ve yorumlar yazıyor, söylüyorlar. Dün sabah işe geleceğim, 10 gün aradan sonra. Nasıl heyecanlı, nasıl neşeliyim. Tatilin en güzel yanı işe dönüştür benim için. İşe dönüş kalemime ve size kavuşmaktır çünkü. Yaşam sebebim, yaşam gücümdür. Her sabah sizinle buluşmak. Gazetemi yaydım masama. Baş sayfa İmamoğlu. Çeviriyorum. Tüm ama tüm köşe yazarları sözleşmiş gibi İmamoğlu yazmış. Öyle bir görüntü var ki İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak. Oysa daha dün lider Başkan Erdoğan, Mevlana'yı bilmezseniz Sezen'i bilirsiniz. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Sanki 23 Haziran seçimi öncesi gibi dün baştan sona İmamoğlu yazmanın sebebi ne peki? İstanbul 100 yılda bir olacak bir yağmur afeti yaşamış. Bazı semtleri sular basmış. İmamoğlu da bayram tatilindeymiş. Yani 100 yılda bir olacak Allah'ın rahmetinin hesabı 3 günlük başkandan mı sorulur yoksa ondan evvel bu kenti 17 yıl yöneten Kadir Topbaş'tan mı? El insaf. Yahu 17 yılda bu gazetede Kadir Topbaş hakkında çıkan haber ve yorumları toplayın. Temmuz 1, Ağustos yarım, bir buçuk aylık başkan İmamoğlu için yazılanların dörtte biri olmaz. Arkadaşlar bu ne telaş. Yaptıklarınızla İmamoğlu'na sağladıklarınızı tüm CHP, tüm Millet İttifakı gerçekleştiremez. Seçimlerde 14 bin fark niye tekrarda da 800 bine çıktı? Çünkü iktidar sözcüleri ve yandaşları öyle yanlış taktikle konuştular, yazdılar, adamı öyle mağdur duruma düşürdüler ki hiç oy vermeyenler bile sandık başına koştu. İlk seçimde İmamoğlu'na vermeyenler bile ona oy attı. Şimdi aynı hatayı fazlasıyla yapıyorsunuz. İmamoğlu'nu bu kadar gündemde hem de her gün gündemin zirvesinde tutar, onu tek konu yaparsanız adını hiç duymayacak olanlar da duyar, duymakla kalmaz ezberler. Ezberlemekle de kalmaz, sen neymişsin be İmamoğlu demeye başlar. Sonra onu da siz düşünün. Sevdiğim laflar. Başarısının nedenini soranlara Clemenceau şöyle demiş. Başımı tararken saçlarımdan başka bir şey düşünmem. Tebessüm. Bahçevan niçin paralarını bahçesine gömüyordu? Toprağı zenginleştirmek için. İmamoğlu'na teşekkürüm yanlışmış meğer. İstanbul'da felaket bir sinek var yaz başından beri. Gözde görülmeyecek kadar küçük ve sokması felaket. İğne deliğinin etrafı beşi bir yerde büyüklüğünde kızarıyor ve de nasıl kaşınıyor? Tuzla'da durum facia. Orada kız kardeşim oturuyor biliyorum. Tüm ev halkı ve konukları perişan oldular. Bizim Alkent felaket. Okurlardan mektup geliyor. Avcılardan kanlıcaya. Sineğin ulaşmadığı yer yok. Oturdum yazdım. İstanbul'un sahibi yok mu diye. İki gün sonra belediyeden gelmişler ben evde yokken. Yardımcım Fatoş anlattı. Bahçede kedilerin su içtiği yarım metre çapında 5 santim derinliğinde bir havuz var. Bir de ufak kase. İkisinde de larvalar bulmuşlar. Yıkamış, temizlemiş ve ilaçlamış tavsiyelerde bulunup gitmişler. Belediye hakkında 1990'da bu köşeyi açtığımdan bu yana yüzlerce yazı yazdım. Basın bürosunda oturup benim vergilerimle maaş alan onlarca insanın kılı kıpırdamadı. Geçin başkanı, vekilini, ilgili müdürleri. Bu defa hem de üç günde ekiple evime gelmelerini alkışladım. Okudunuz, bu köşede Başkan İmamoğlu'na da teşekkür ettim. Hafta sonu apartman kapımda bir yazı. Tepesinde uzun bir makam tarifi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzı Sağ Müdürlüğü vektörlerle mücadele hizmeti. Buradaki vektör uçucu haşere anlamına geliyor. Onlar yazmışlar. Okuyorum. Efendim Alkent'in baş Çakır Uzun benim ev adresimi vererek sivrisinek ihbarı yapmış. Muammer Çelik adlı belediye personeli de gelmiş, sivrisinek tespit etmiş ve ilaçlama yapıp gitmiş. Yani İmamoğlu'nun ve belediyesinin İstanbul'u saran bu yepyeni ve korkunç sinek umrunda değil. Çakır Usta'nın ihbarıyla benim bahçeye gelip sivrisinek ilaçlaması yapmış ve gitmişler. Oysa, oysa, bakın benim yazıyı benim belediyem okumaz ve aldırmazken dünyanın öbür ucundan Los Angeles'tan gelen Safter Yılmaz dostumun e-mailine Sevgili Hıncal, canını acıtan İstanbul'un meçhul dediğin sineği öldürücü West Nile, Batı Nil sineği olmasın? İlk olarak 2003'te Kaliforniya eyaletinde görünen Uganda menşeili bu sinek şimdiye kadar 7000 kişiyi şiddetli ateşle hastanelere yolladığı gibi 300 kişiyi de öldürdü. Geçen yıl 11 kişi bu sinekten öldü. Ondan önceki yılsa 44 kişi. Bu yıl 1 kişi ölürken iki kişi halen hastanede tedavi altında. West Nile sineğinin soktuğu 150 kişiden sadece birinde virüsü etkili oluyor. Bilhassa 50 yaş üzerindekiler etkileniyorlar. Bu sinek ayrıca soktuğu kuşları da öldürüyor. Kaliforniya sağlık ekipleri buldukları ölü kuşlarda laboratuvar araştırmasında West Nile sineği virüsüne rastladılar. Her türlü haşerat ilacına bağışıklı bu sinekten korumak için ne yapmak lazım dersen, Amerika'nın resmi makamları, kısa kollu gömlek veya şort giymeyin diyorlar. Gerisi şansa kalmış. Öldürücü Kongo kenesine karşı bizim Sağlık Bakanı zamanında pantolon paçalarınızı çorabın içine sokun demişti de alay etmiştik adamla. Bir de tabi durgun su birikintilerini kurutmak ve bölgede ilaçlama yapmak gerekli. Ne diyeyim galiba West Nile sineği Kaliforniya'dan sonra İstanbul'u da vurdu. Selam ve sevgiler. Safter. Şimdi İstanbul'da ne var kimsenin haberi yok. Kimsenin de umurunda da değil. Atanmışlar vali ve onun iyi sağlık müdürü, seçilmişler ve onun sağlık daire başkanlığı şikayetleri dikkate almıyor, incelemiyor, araştırmıyor. Tek kelime açıklama yapıp vatandaşı uyarmıyor. Şikayet olursa sadece o adrese gidip şişirme bir ilaçlama yapıyorlar. Laf ola, torba dola. Yahu benim bahçemde larva tespit etmişsiniz. Benim bahçe Alkent'te. Tüm Alkent'in ilaçlanması gerekmez mi? Alkent yönetimi uyarılmaz mı? Benim bahçedeki larva öldü. Peki komşu bahçelerdeki larvalardan çıkan sinekler benim bahçeye giremez, beni sokamazlar mı? Bu ne aptal mücadeledir. Ey İstanbul Valisi! Ey İstanbul Belediye Başkanı! Bu gaflet uykusundan uyanın. O benim paralarımla maaş alan iyi sağlık müdürü ve belediye sağlık daire başkanını dürtün. Bu sineyi araştırsınlar. Nedir? Kökeni nedir? Mücadele yolu nedir? Sokulan vatandaş ne yapmalıdır? Bir zahmet açıklasınlar. Açıklasınlar ki her gece kaşıntılar içinde kıvranıp uyurken ertesi sabah sağ salim kalkıp kalkamayacağımızı da bilelim. Sevgili okurlar, ben Amerika'nın tavsiyesini tekrar ediyorum. Bahçelere şort ve kısa kollu gömleklerle sakın ama sakın çıkmayın. Mümkünse içeride oturun. Kaşınmaya karşı eczacınıza tanışın. Bir şeyler verir. Hürriyette bir uzman doktor tavsiyesi okudum. Kaşınan yeri kaşıyın. Rahatlatır. Ama kaşırsanız daha çok kaşınır. Şaka değil, aynen böyle demiş uzman. Aynen böyle yazmış gazete. Bu yöneticiler ve bu medyayla daha çok kaşınırız. Talihliysek de kaşındığımızda kalırız. Sinek ve okurlar. Valilik uyusun, belediye gözlerini yumsun. Okurlar sinek için tavsiyeler yolladılar. İşte Mert Yıldız. Sinek kaşıntısını geçiren bir formülüm var. Küp şekeri hafif sulandırıp kaşınan bölgeye 2 dakika masaj yaptıktan sonra biraz beklet ve ardından durula. Ortada kaşıntıya dair eser kalmayacağını göreceksin. İşte sevgili Tati, Tahire Demircan. Lavanta kolonyası kullanın bu kokuya sinek gelmiyor. Sahi Nüket? Nüket Duru Ayşe Arman'a her şeyin formülü sahicilikten geçiyor demiş. Sahi Nüket öyle mi düşünüyorsun gerçekten? O zaman aynaya baksana neyin sahi? O Ayşe'nin poster boyunda koyduğu resminde gözlerin bile çekilmiş. Estetikleri geç. Botokslar, silikonlarla maskeye dönmüş o maske suratta sahici ne var? Hıncal değişti diyorsun. Ben hep aynı yerde duruyorum. Sensin durmadan değişen. Bir nesil sana taparken, yorumculuğunla Ajda'yı Sezen'in ilüferi solarken, şimdi kimlerin arasında adın geçmiyor bir bak ortama. Niye? O muhteşem yorumcu, as solist olma hevesi içinde Alaturka'ya döndü birden. Dönmekle kalmadın Nüket. Meğer benim asıl müziğim buymuş, yıllarca yanlış oldaymışım dedin. Senin şarkılarına tapanlara ve bir anda nefret yarattın. Bombalanmış uçak gibi düştün. Bombayı atan da sen olarak. En son hit şarkın hangisi Nüket? Hangi yıl? Gene birilerine yaranmak için Ali'yi şutladığında kimlere sığındın? Sezen kendine rağmen kendini bitiremedi demiş senin için. Önerdiği hit olabilecek şarkıları seçmedim ondan böyle söylüyor demişsin. Onun önerdiği şarkı Nazım Hikmet'in sözleri Ali'nin bestesiyle geberiyorumdu. Israrla inatla söylemedin. Ne söyledin? Çay, şeker, çaydanlık. Çekalatı falan filan ucuzluğu. Nüket. Sahici nüket. Aynaya bak. Orada sahici ne görüyorsan bana söyle. İçinde dışında sahici ne var? Eski nüketten ne kaldı hele bir söyle. Bir tane sahi söyle yahu. Bir tek tane.